Merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız iyiyiz çok şükür. Biraz yavaş konuşuyorum. Çünkü gördüğünüz gibi iş yerindeyim şu anda. Umarım sesim iyi geliyordur. Olabildiğince en sakin gördüğüm yeri seçtim video çekmek için. Umarım dediğim gibi sesim iyi. Fibromiyacının arttığı haftadaydım. Geçen hafta çok bayağı bir vurdu açıkçası. Böyle hani yataktan çıkamayacak duruma geldim. O kadar yani böyle merdiven çıkmakta dahi ağrıdan, acıdan o şekle geldim. Onun yanı sıra da tabii ki o ağrılar psikolojik rahatsızlıklar veriyor. Kimseyi görmek istemedim. Kimseyi arayıp sormadım açıkçası. Yani ilk hafta boyunca kendimi eve kapattım. Bayağı bir kötü olduydum. Yani o yüzden bu şu an iş yerinde bulunmaktan çok memnunum açıkçası. Özlemişim de. Az önce girişte kontrolden geçiyoruz ya. Orada arkadaşları gördüm. Bir 5 dakika konuştuk. Yani böyle insanın bir hani kabuğundan çıkması çok güzel bir şey. Gerçekten o yüzden bazen böyle sistem de etsek çalışıyoruz diye çalışmak güzel şey. Yani bence bir şeyler yapmak, üretmek çok güzel. Neyse yani böyle hastalığı da atlattık çok şükür. Böyle yani çocuklar da bildiğiniz gibi okula gidiyorlar. Emre bu arada KLM yani havaalanına başladı çalışmaya. Söylemiş miydim önceki videolarda bilmiyorum. O da artık havaalanında çalışıyor ve 4. nesil olarak çalışıyor. Benim rahmetli anneannem başlamıştı havaalanında çalışmaya. Sonra annem, sonra ben, sonra da şimdi de Emre derken yani anne ve babasının yolundan gidiyor. Bu arada garajı da eksik etmiyor. Yani okula da gidiyor, garaja da gidiyor. Havaalanında da çalışıyor. Yani haftanın 6-7 günü çalışıyor. Tabii yani genç hayalleri çabalayarak hatta arabasını da o şekilde almıştı. Geçenlerde babasıyla arabasına çok güzel bir şey takmışlar. Onu göstereceğim ben size. Benim çok hoşuma gitti. Anahtarsız çalıştırma diye. Ya ilginizi çekerse bu videonun içinde yapmaya çalışacağım. Olmazsa öbürkü videoda kesin gösteririm. Böyle çok tatlış bir arabası var ya onun. Onu göstermiştim eminim. Ona işte bir şeyler yapmak istiyor. İzne gitmek istiyor. O yüzden o da çalışıyor. Hatta işin komik yanını söyleyeyim size. Şimdi ben geceye geldim ya. Bu gece ben çalışacağım. Ben eve giderken sabah önce Kamil gelecek, sabah vardiyasını burada bir görüşeceğiz. Ben eve gideceğim, Kamil devralacak. Kamil işini bitirdikten sonra Emre'nin de öğlen, gece, akşam vardiyası var. Emre gelecek, o babasından devralacak. Akşam Emre bitirdiğinde ben tekrardan geleceğim. Ben tekrar devralacağım. Sabahına Kamil gelecek, o devralacak. Yani cuma akşama doğruya kadar böyle sırayla üçümüz de havaalanını devrala ala başında bekleyeceğiz yani. Bu şekilde komik de bir olay oldu aslında. Hayat bizde böyle devam ediyor. İnşallah sizler de iyisinizdir. Neyse açılış konuşmasını bu defa bayağı bir uzun tuttum. Dediğim gibi ben uzun süre çekmeyince özlemişim. Yani şimdi ben bir kahvemi alayım, işe başlayayım da eğer böyle sessiz bir yer tekrardan bulabilirsem tekrardan görüşürüz. Olmazsa artık bu video ne kadar uzarsa o kadar uzayacağım yere gidebilirim. Burada başlamıyorum. Bayağı bir 10 dakikalık yolum var daha başlamak için. Sadece burası video çekmek için sessiz diye buraya gelmiştim. O yüzden ben hemen gideyim de. Bu arada burada hala daha havaalanında gümrükten geçtiğimiz sonraki bölümde maske mecburiyeti var. Gümrükten önceki bölümde yok. O yüzden artık hani gümrük normalde gümrük kontrolünden sonra da olduğumuz için mecbur maske takmak zorundayız. Şu an bu arada asansördeyim. Burnumda tıkalı. Burun spreyimi de unutmuşum o yüzden biraz zorlanıyorum. Gece olduğu için sessiz. Gece vakti uçuşlar olmadığından az sonra bir saate kadar burada sabah uçuşları dolmaya başlar. Onun için gece vardiyasını çok seviyorum. Şu sessizliğe baksanıza. Şöyle bir uçağa binip gidelim mi? Türkiye'ye gidiyormuşuz. Şöyle uçağa. Bazen böyle görüyorum da. Düşünsenize bir kapı ötesinde hemen uçağınız var. O kapıdan, o eşikten geçseniz Türkiye'ye gidebilirsiniz ama yapamıyorsunuz. Burada çalışmakta en zor yer şey o herhalde. Tüm gidenleri görüyoruz. Bunlar sabah uçuşları. Neyse. Bu arada saçım dikkatinizi çekti mi? Bakın. Kısa yapmıştım. Dedim ya bu psikolojide. Biliyorsunuz benim kuaföre gitmek gibi adetim yoktur. Kendim yapmayı seviyorum.
diplomaları boşuna almadık yani. Geçen gün kesmek istemiştim. Önünü biraz kısaltayım istedim ama o da biraz fazla kısaldı. Ama bence çirkin olmadı. Değil mi? Kısa yakışıyor. İlk mola saatim geldi bile. Şöyle sıcak su alacağım da çay demleyeceğim şuraya. Koyalım da meyve çayı var ya, onu getirmiştim. Onu demleyeyim şimdi. Az sonra şeye gittiğimde içerim. Hem yapıp hem çekmek zor olacak demek ki. Neyse, ben bir çayı şöyle kendime alayım sizi. Bu arada muhtemelen eve gidinceye kadar bir daha çekmem. Çünkü burnum acayip tıkandı. Sesimden de belli oluyordur. Bundan sonra burun spreyimi yanından ayırmamam gerekiyor herhalde. Bakalım birkaç saat daha böyle tıkalı burunla devam edeceğiz. Şöyle şipşak dedik bir sabah olacak ve ben evde burun spreyimi sıkmış olacağım. Şöyle pit yapıyoruz. Videolarında bu kolaylığı var, şöyle pit yaptı mı geçiyor. Evet, ben eve geldim ama sormayın nasıl geldim. Gece başımın bir ağrısı bir tuttu ama artık böyle migren mi desem, burnumun kanından mı desem öldürüyordu neredeyse. O kadar böyle ağrıdı başım. Ne kadar hapitsem de fayda etmedi. Burnum tıkalıydı ya, herhalde diyorum ben ondan da hani bu kadar ağrı. Gelirken işte işten çıktıktan sonra park yerinde Kamil'le buluştuk. Onda şey vardı, burun spreyi vardı. Hemen ondan aldım, burnumu açtırdım. Ama tabii ki ağrı girdi bir kere. Eve nasıl geldim bilmiyorum. Bu lambaların ışıkları bile gözlerime batıyordu yani resmen. Şu anda da acayip bir mide bulantısı falan var. O yüzden hemen şöyle bir cildimi temizleyip hemen yatacağım bugün. Böyle bekleyemeyeceğim de. Emre zaten sabahtan evde. Melisa ile ilgilenir, okula gönderir. Bugün artık bu şekilde halledeceğim. Şu anda dediğim gibi çok kötü başımın ağrısı. Hemen bir şey yapıp yatayım da kalktıktan sonra görüşürüz. Geldim. İkinci günü de bitirdim çok şükür. Dün çekemedim fazla çünkü başımın ağrısı aslında böyle az önce işe giderkene kadar sürdü. Yani dün akşama kadar sürdü. Bir türlü geçiremedim. Ama Allah'a şükür oraya vardığımda daha bir fazla yaptı içince geçti bugün. İyi de dinlenmişim aslında. Hatta uykum tam alamamış olsam da, çok uzun uyudum ama gene de alamamıştım uykumu. Ama bugün iyiyim çok şükür. Bitirdik. Birkaç gün izinliyim şimdi ama geldiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Buradan görüp okuyamıyorsunuz galiba çünkü kurşun kalemle yazılmış. Melisa kitap yapmış. Bu Melisa'nın yazdığı ikinci kitap. Yazdı diyorum çünkü o böyle romanlar falan, romanlar yazmıyor da tabii ki bir göstereyim, böyle kitapları çok yazıyor. Resim becerisini falan ben bayılıyorum. Hemen şöyle bir göz gezdirelim de ondan sonra ben aklanıp paklanıp bir yatıp dinleneyim önce. Önce bir kamerayı çevireyim şöyle. Şöyle göstereyim size. Böyle dün okulu nasıl geçirdiğini yazmış ve bu şu resimler benim çok hoşuma gitti. Böyle uyanması, burada diş fırçalaması, giyinip böyle mutlu bir şekilde merdivenden, kapıdan çıkışıyla birlikte hani okula varışı, derslerini çalışısı, yani bu şekilde 3-4 sayfalık böyle şey yapmış. Gününün özetini çıkartmış. Yani bayılıyor. Hem böyle şeyler yapmaya Melisa bayılıyor hem ben bayılıyorum. Bundan önce de başka bir şekilde yapmıştı. Böyle bir masal kahramanlarının. Onu bulursam onu da göstereyim. Kaldırmıştım çünkü. O yüzden neyse göstereyim istedim. Yani resim ve böyle şeylerin becerisini okulda zaten fark etmişti bize. Özel öyle okulu yazdırmamızı tavsiye ettiler kursa. Artık bakacağız. Şöyle bir korona tamamen yok olduktan sonra öyle bir şeyi de değerlendirmeyi düşünüyoruz açıkçası. Neyse şimdi ben dediğim gibi geldim. Hemen önce bir size tekrardan bir sabahına merhaba diyeyim dedim. O yüzden şimdi yatacağım. Kalktığımda görüşürüz inşallah. Eğer bir daha bir böyle baş ağrısı sürpriziyle karşılaşmazsam. Evet. Bugün ertesi gün olduğu işten geldiğimin, gördüğünüz gibi hala daha yorgunluğu izleri devam ediyor. Ama benim hemen temizlik yapmam gerekiyor. Bu arada şu paketin içinde açtı Melisa ama ben bakmadım. Çünkü bana hediye varmış. Emre sipariş vermiş. Bugünlerde Emre biliyorsunuz anlattığım gibi ekstra işler çalıştığı için annesini, babasını, herkese hediyelere boğuyor sağ olsun. O yüzden onu da az sonra açarız birlikte diye. Ben ne için şimdi size söyleyecektim. Temizlik yapıyorum ama önce bir şey göstereceğim size.
Şöyle şuradakileri indirdim. Şimdi buraya güzelce sileceğim ama şöyle bir size şeyi göstereyim istedim. Şu sonbahar dekorasyonlarımı göstereyim istedim. Evi söylemiştim. Bilmiyorum söyledim mi size? Şöyle sonbahar dekorasyonu yapmıştım. Şöyle sonbahar renklerinde. Burada Melisa'nın cam boyaları var. Onları da gösteririm. Böyle bunu koydum buraya. Sonbahar rengi versin diye. Şurada kabaklar var. Hatta şöyle şurada da kabaklarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane de tatlı bir örümceğimiz var üzerinde. Şurada da böyle bir sonbahar çiçekleri gibi koydum. Şöyle sonbaharda dökülüyorlar ya o gibi. Yani şimdi tekrardan temizleyip sonuçta sizleri gösteririm ama bu şekilde göstereyim istedim. Burada da hani biraz böyle sonbahar olsun koltukların üzerine çekmişsiniz siz de. Ben böyle sezon dekorasyonlarını çok seviyorum o yüzden. Şimdi sonbahara devam edeceğiz. Önümüzdeki ayda kış ve yeni yıla doğru biraz böyle bir yeni yıl kış şeklinde yaparız diye düşünüyorum o yüzden. Şimdi hemen alıyorum. Şekilde yaptım. Şu fotoğrafları yerini değiştirdim. Bunlar aynı yerinde. Bunlarla birlikte değiştirdim. Şöyle karşıdan baktığımızda da bu şekilde duruyor televizyonun üstünde. Şimdi buralar muhtemelen aynı kalacak zaten. Sadece tozdan alıp yapayım. Biraz böyle sonbahar havası gelsin. Ve işleri bitirdim ve elimi açtım. Gördüğünüz gibi bu benim kahve kapsüllerimin içinde duracağı olan çekmecesi. Üzerine kahve makinesini koyacağım. Ben bundan çok istiyordum. Yakında alırım diye düşünürken Emre'cim bana hediye etti bunu. Geçenlerde bakıyorduk. Böyle seslendirmem sebebi de bu arada gördüğünüz gibi bunlar baba oğul araba lambasıyla uğraşıyorlar gene. Onları rahatsız etmeyeyim diye sessiz çekim yaptım. Tek elle de açamayınca böyle videoyu kapatıp açtıktan sonra gösteriyorum size. İçinden de çok tatlı böyle kahve altlıkları çıktı, fincan altlıkları. O yüzden gördüğünüz gibi böyle hem çekmeceli hem üzeri konulabilen çok güzel kaliteli bir aparat diyeyim aslında. Ben normalde kahve küplerimi burada tutuyordum bunun içinde. Ama artık güzelce burayı temizleyeceğim, sileceğim. Üstüne bu aleti koyduktan sonra içinde yerleştireceğim bakalım. Son halini muhakkak sizlerle görüşürüz zaten. Gösteririm size de. Böyle çeşit çeşit almıştım zaten. Çikolatalısı, espressosu, macchiatosu artık her çeşidinden var diye böyle bu şekilde çok güzel yerleşiyorlar içine ve açtığınızda da direkt neyi var ne yok onu görebiliyorsunuz. Bu sayede sizin sayenizde de Emre'cime buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Güzel kahve görüntüleriyle de bu videomuzu bitirmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.